Merhabalar, kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere bostan kebabı yapacağız. Gelin hep beraber malzemeleri önceden sayalım. 2 adet domatesimiz var, onu önceden doğradık. 2 adet de soğanımız var, onları da güzelce doğradık. 3 adet Charleston biberimiz var. 3 adet orta boy bostan patlıcanım var. Yaklaşık 300 gram kuşbaşı etim var. Etimizin daha yumuşak olması için etimizi önceden bir düdüklede yaklaşık bir 20 dakikada haşlıyoruz. Suyumu ilave ediyorum. Etlerin üzerini geçinceye kadar suyu ilave edin. Suyumu ilave ettim. Düdüklümü kapatıyorum. Pişirmeye bırakıyorum onu. Etimi düdüklüye koydum. Düdüklümde etim pişiyor. Şimdi bostan patlıcanlarımı alaca soyacağım. Bıçakla veya böyle soyacak yardımıyla şekil verebilirsiniz. Bostan patlıcanlarımı arkasını kestim. Önünü de kesmiştim daha önceden. Şimdi tam ortadan ikiye bölüyorum. Bunu yana ayırıyorum. Bostan patlıcanlarımı ortadan ikiye ayırdım. Şimdi kaşık yardımıyla iç kısmını çıkarıyorum bir kısmını. Gördüğünüz gibi çok güzel çıktı. Bunun içine iç harcımı kızarttıktan sonra iç harcımı ekleyeceğim. Diğer patlıcanlarımı da aynı işlemi uyguluyorum. Patlıcanlarımızın hepsini içine çıkardım. Şimdi kızdırdığım yağda onları yavaş yavaş kavuracağım. Bostan patlıcanlarımızı çok kızartmıyoruz. Çünkü fırında da pişeceği için hafiften bırakıyoruz. Pişmesi için ters yönüyor. Eti düdüklüde haşladım. Yaklaşık bir 20-25 dakikada. Muhtemelen yumuşamıştır. Geri kalan kısmında fırında pişeceği için tamamen lokum kıvamına gelecektir etimiz. Şimdi onu suyundan ayırıyorum. Birazdan iç malzemesi için sebzelerimle birlikte pişireceğim onu tekrardan. Şimdi suyunu da dökmeyeceğim. Akşama çorba yapmayı düşünüyorum. Çok lezzetli bir çorba olacak bu et suyunda. Bunu kenara alıyorum. Sıvı yağımı tencereme aldım. İçerisine soğanlarımı ekliyorum. Sivri biberlerimi ekliyorum. Son olarak kapya biberlerimi ekliyorum. Bunları güzelce kızartacağım. Soğan, Charleston biber ve kapya biberimi güzelce kızarttım. İçerisine domatesi ekliyorum. Ve son olarak haşladığım eti ekleyip karıştıracağım. Lezzetli olması için içerisine 2 diş sarımsak ilave ediyorum. Ve 2 tatlı kaşığı da salçamı ilave ediyorum. Bunları son bir defa döndüreceğim beraber. İç harcımızı hazırladık. Ve şimdi bu hazırladığımız iç harcımızı kızarttığımız bostan patlıcanlarının içerisine koyacağız. Olarak bir yemek kaşığı salçanın içerisine et suyunu ilave ediyorum. Bunu haşladığım et suyundan ilave ettim. Bunu güzelce karıştırıyorum böyle.
Yarım yemek kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Salçada tuzlu olduğundan dolayı çok fazla tuz ilave etmek istemiyorum. Şimdi bu hazırladığım karışımı bostan patlıcanlarımın üzerine döküyorum. Geri kalan kısmını içine döküp fırınıma süreceğim. Yaklaşık 25 dakika içerisinde pişecek ve yemeğimiz hazır olacak.